değerli bürokratlar, değerli milletvekilleri. Öncelikle İzmir'de deprem nedeniyle hakka yürüyen canları sevgi ve saygıyla anıyorum buradan. Ve deprem nedeniyle meydana gelen zararın bir sistem sorunu olduğunu, yıkılmaların, göçüklerin bir sistem sorunu olduğunu ve maalesef bunun yine tekrarlanacağını biliyoruz. Bununla ilgili gerekli önlemlerin bir an önce alınması. İki, bir Antalya vekili olarak öncelikle Antalya'nın turizm başkenti diye ilan edilip Antalya'da yaşanan turizm rezaletleri, eksiklikleri, safsaklamaları vesairenin dikkate alınmaması, gözetilmemesi büyük bir skandaldır. Bu skandalların merkezinde de Serik'teki skandal yatmaktadır. Halk plajı kavramı nedir Allah aşkına? Öbürleri burjuva plajı, öbürleri sosyete plajı mı? Bu halk plajı kavramı nedir? Sanki çok büyük bir şey bahşediliyormuş gibi, küçücük bir yerin halkın plaja, denize girebileceği gibi söylenmesi aslında bu ciddi bir hak ihlalidir. Bunun dışında ören yerlerinde, turizm doğa yerlerinde ilgili tabelalar, ilgili yönlendirmeler, ilgili kişiler son derece eğitimsiz Sayın Kültür Bakanı. Son derece eğitimsiz, konu hakkında bir bilgileri yoktur. Yönlendirmeler sıfır, tabela bilgileri sıfır, anlatımlar oldukça eksik. Kadiriye, Belek ve Olimpos üzerinde sis perdesi dolaşıyor. Olimpos üzerinde ciddi arka plan oyunları var. Bunun bir an önce açığa çıkarılması gerekiyor. Yani aslında bir başına Türkiye'yi besleyecek olan, Türkiye'nin ihtiyacını giderecek olan Antalya'nın bu derece mağdur olmuş olması elbette ki pandemi koşullarıyla alakalıdır, doğrudur ama biraz da plansızlıkla, biraz da pandemideki güven sorunuyla alakalıdır. Evet, av turizmine değindi arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar, meclis kürsüsünden de söyledik. Sayın Kültür Bakanım, bergüzar ne demek? Bir kültür bakanı olarak biliyor musunuz bergüzar ne demek? Bergüzar, Alevilerin ormandaki geyiklere, dağ keçilerine verdiği bir isimdir. İslam tarihinde de kutsal bir kavramdır. Türk tarihinde de geyikli baba gibi bir ermiş vardır. Ve hala bu geyikler yurt dışından gelen barbarların tüfeğine hedef olmaktadır. Bu nasıl bir anlayıştır? Bizim kutsallarımıza saldırılmaktadır. Bizim kutsallarımız katledilmektedir. Av bir spor değil, katliamdır. Avcılık da katilliktir. Açık ve net. Şimdi bizim Alevi kültür merkezlerinde, dergahlarında bir takım düzenlemeler yapılıyor. Abdal Musa dergahına gittim. Sözünü ettiğim yerlerin hepsini tek tek gidip incelemişim. Abdal Musa dergahında yapılan düzenlemeler son derece savsaklama, işin aslına uyulmamış, Alevi kültürüne uyulmamış, görseller oradan kaldırılmış. Aynı şekilde Tokat'ın ismi görümlü olarak değiştirilen Varzıl köyünde Kul Himmet bizim ocak kurucumuz, aynı zamanda aşık ve sadıklarımızdan, aynı zamanda ulu ve velilerimizdendir. Kul Himmet dergahındaki düzenleme tamamen savsaklama yöntemiyle yapılmış, inancın hiçbir özelliğiyle alakası olmayan bir şekilde bir şey yapılmış oraya. Şimdi bu Dünya UNESCO miras listesinde olanlar, listeye girecek olanlar, geçici olanlar, Diyarbakır Sur'da yapılanlar anlatıldı. Van Edremit'te bulunan Urartu Hüyü üzerindeki tuvalet, Hatay'da Musevilere ait mezarlığın kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmesi, Aydın'da Alevi mezarlığının, yine Süryani mezarlığının tahrip edilmesi, bunlar oldukça önemli konular. Eski yerleşim yerlerinin tahrip edilmesi, su altında bırakılması. Bakınız değerli arkadaşlar, Türkiye'de 12.211 köy ve kasabanın, 4.000 dağ ve ırmağın ismi değiştirilmiş, yaklaşık 28.000. Ben Malatya Arguvanlıyım, benim köyümün adı Şotik'ti, değiştirilip Çobandere yapıldı. 5 yıl önce Şotik ismi tekrar iade edildi, şu anda resmiyette ismi Şotik. Demek ki eski isimler tekrar verilebiliyor. Şu iddia terakkiden kalma, asimilasyon zihniyetinden bir an önce vazgeçelim. Aynı zamanda bakınız, kayyumların yapmış olduğu Ahmet-i Hani heykelini kaldırma, Orhan Doğan heykelini kaldırma, kültürel çalışmalarla ilgili saldırı ve yok etme planları, bunlar birer asimilasyon planıdır, birer tekçi plandır. Kültür kavramı ansiklopedik bir kavram, sözlük bir kavram değildir arkadaşlar. Kültür zerreden küreye, maddiden maneviye her şeyi kapsayan, yaşamın kendisi olan, yani kevni mekanın, kainatın sureti olan bir şeydir. Kültür içerisinde diller,
inançlar, toplumsal varlıklar, etnik kimlikler ve bunların tarihi mirasları vardır. Bunları gözetmeyen bir anlayış tekçidir, inkarcıdır ve bu tekçilik ve inkarcılık tarihe yapılmış bir ihanet ve hakarettir. Bunun bir an önce, bitiriyorum, bir cümleyle bitiriyorum. Bunun bir an önce bu düşünceden vazgeçilmesi ve kültürel çoğulculuk, kültürel kapsayıcılık, kültürel hakikat bağlamında bu değerlerin kabul edilmesi, tanınması ve bunun gereğinin yapılması dileğiyle saygılar. Teşekkür ediyorum. Sayın Erem.